işlerinizi Allah'a havale edin. Allah'a havale edilmeyen her iş yarımdır. Hatta bitmiştir işi. Sonu kesiktir, ebterdir. Her ne halde olursa kılalım. Hasbunallah ve ni'mel vekil diye. Bizim Rabbimiz, vekilimiz Cenab-ı Allah olmalı. Ona itimat etmeliyiz. Edemiyoruz. İtimat edemiyoruz Allah'a biz. Allah verir, Allah korur, Allah gözetir diyemiyor. Sebep imanımızın eksikliğinden oluyor bunlar. Allah verecek. Çünkü bu canı, bu bedene Allah verdi. Bu bedeni bu dünyaya Allah getirdi. Yahu en zor şey, hatta imkansız olan şey bir insan var etmek. İnsan yaratabilen hiçbir şey yok yani. Ancak Allah. Öyleyse seni yoktan var eden Allah'a neden itimat ve itikad etmezsin? Seni yoktan var ettiyse derdine de derman olacak, sıkıntını giderecek, seni tehlikelerden hafız-ı himaye edecek O'dur. Huvel baki ver rahmanur rahim olan Allah. Ona derler, sakın Allah'a dayanmaktan vazgeçmeyin. Bir defa da Allah'a dayandık dedikten sonra sebat edelim. Yani kendime de bu sohbet de yüksek sesle konuşuyorum. Siz de işitin. Mehmet nerede? Çıkıyor. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kendine güveneni boş çevirmez. Bir gün malum Hazretim bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Bütün evliyalar da peygamberlerin vekili olması hesabıyla çobanlıktan geçmişlerdir. Hayvanlara güdemeyen kimse insanlara da güdemez. Musa Aleyhisselam da çobanlık yapar idi. Nasıl çobanlık? Karın topluğuna çobanlık yapar. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın koyunlarını, sürüsünü giderdi o. Karın topluğuna. O kadar. Bir gün bir vadiden geçiyor, bir gece vakti. Ama o vadide kurt dolu. Kurt dolu. Bir uyku, uykudan başını kaldıramıyor. Uyku padişahdır demiş atalarımız. Ben de derdim bazen, yahu uykulu yap, insan niye şey yapsın ki? Kahve içer, çay içer, uykusu dağılır. Yok, bu gece gördüm ki, git olmuyor. 13-14 saatte denizliğe geldik yani. 6 saatteki bitmiyor. Yani verseniz neymiş, 10 gün konu derseniz. Mübarek öyle yapmış, böyle yapmış, yok. Uyursa burt kapacak. Demiş ki, ya Rabbi, elimden gelen bir şey yok. Bu uykuyu def edemiyorum başımda. Al dedim, almıyorsun da. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Sürümü sana emanet ediyorum. Bu bana emanet, bu sürü. Ben de başında ben koruyorum zannediyorum ama koruyabilecek halim yok. Sen koru ya Rabbi. Çünkü uyuyacağım artık. Yığılmış kalmış uyumuş. Bir yere yığılmış uyumuş. Uyandığında şöyle bir bakmış ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın değneğini bir tane kurt almış ayağa bir gelmiş böyle. Bu sürünün başında bekliyor. Ondan sonra şaşırmış kalmış. Lan bu ne demiş ya? Bu çobanlık yapıyor Suriye. Bir de değnek almış çoban gibi bekliyor. Demiş ki
ki burada hayırdır yahu? Bu ne yani? O da siz hasbunallah ve nimel vekil deyince ey Allah'ın nebisi. Allah ne güzel vekildi. Benim yerime sen vuru ya Rabbim. Ben vuracak halim yok deyince bana bize emrolundu ki ben bu grupların başıyım. Lideriyim. Geç türünün başına hiçbir burada dokundurma diye emir olundu. Şuraya hiçbir burada dokundurma diye emir olundu. Onun için değneğini aldım, çobanlık yapıyorum uyanıncaya da. Al değneğini sen de bana çıkar demiş. Şimdi eğer sen Allah'tan yana olursan senin yemek için gelen kurt senin dostun olur. Seni devirmek için gelen düşmanın, seni öldürmek için, kahretmek için gelen düşmanın sana iyilik yapar, öyle gider. İyilik yapar. Sen Allah'tan yana olursan. Hasbunallah ve ni'mel vekil diye. Gerçekten değil. Gerçekten değil bu. İlle değil. Kalbinizden inanarak. Onun için ben inandım ve itikad ettim buna. Allah'ın kulunu koruduğuna, kulunun malını, mülkünün namusunu koruduğuna itikad ettim. Ya Rabbi ben zayıfım, ben güçsüzüm. Ne kadar güçlüysem de o kadar ben güçsüzüm. Güç sendendir. Sen bana yardımcı ol dediğin an yılan yuvasına girsen, inine girsen dokanmaz. Zaten büyük şeyhimiz yılana ağzına elini sokamayan imanı yoktur veya zayıftır, şüphedilir der. Şimdi tarikatımız Allah'a dayanma, Allah'a ulaşma yoludur. Öyleyse her işimizde ben yaparım değil, biz gayret edelim, netice Allah'tandır. Allah korusun, Allah düşmanımıza fırsat vermesin, amin. Düşmanımıza bize dost etsin, döndürsün yani. Bu kurt, koyunu yemek için planlanmış, yaratılmış bir hayvandır. Kurttan koyuna, sürüye çoban olur mu? Olur Allah isterse. Olur. Hayatımda benim bana kurtluk yapacaklar olan oldu. Onların tamamı kuzu gibi oldu. Benim bunlar koyundur dediklerim çakal oldu çıktı. Hakikaten. Onun için dikkat edelim. Allah'tan yana olun. Allah'tan yana olun da bizim gülümüzü, gülümüzü kurt kapmayacak. Bilin yani. Allah dertlerimize derman versin. Kalbimize iman versin. Yürümetin Habib Kuvvetin Fatih.